Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber zeytinli ve peynirli poğaça tarifi hazırlayacağız. O poğaça kahvaltı için çok uygundur. Çay ile içebilirsiniz. Gerekli olan malzemeler 5 su bardağı un, 50 gram tereyağı, 1,5 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurta, 1 paket kuru maya olacak. Dilimler şekilde doğranmış zeytin. Ilık süt, bir miktar maydanoz ve bir miktar rendelenmiş beyaz peynir. Sizler de istediğiniz peynir çeşidi kullanabilirsiniz. Bir kase alalım, içerisinde şekerimiz ve kuru mayamızı koyuyoruz. Malzemeler birbiriyle karıştırıyoruz. Ilık sütümüz ilave ediyoruz. Birbiriyle karıştıralım. Üstüne kapatıyoruz ve 5 dakika kadar bekleyeceğiz. 5 dakika geçtikten sonra mayamız üstüne açıyoruz. Çırpma kabını alalım ve içerisinde kuru mayamız döküyoruz. Karışımımız üstüne yumurtamız koyuyoruz. İyice birbiriyle çırpalım. Karışımımız üstüne tuzumuzu da koyalım. Tereyağımızı koyuyoruz. Peynirimizi de koyalım. Maydanozumuz. Zeytin dilimleri. Malzemelerin hepsini birbiriyle karıştıralım. Unumuzu alalım, çırpma kabının içerisinde. Karışığımızı döküyoruz. Artık yoğurmaya başlayalım. Gördüğünüz gibi şimdi daha un ekleyeceğim. Yani hepsini toplamı 5,5 su bardağı un ilave ettim. Sizler de göre, hamurun kıvamı göre un ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kadar yeterli. Şimdi elleri yapışan bir hamur hazırladık. Hamurumuzu çıkartıyoruz. Tezgahın üstüne bir miktarı un koyacağım. Hamurumuz unumuz üstüne koyalım. Hamurumuzu şöyle yapalım, yani top gibi yapalım öyle.
Üstüne şu şekilde bastırıyoruz. Fırın kalebimizi alalım ve içerisinde yağlı kağıt koydum. Hamurun yağlı kağıt üstüne koyuyoruz. Şu şekilde yerleştireceğiz. Beş dakika geçtikten sonra hamurum gayet iyi bir şekilde mayalandı. Evet, üstünü açıyoruz. Şimdi bıçak yardımıyla şöyle üçgenler gibi yapalım. Tabi şöyle gördüğünüz gibi bıçağım su ile ıslattım, hamura yapışmasın diye böyle yaptım. Bir tane yumurtanın sarısı alıyoruz ve yardımıyla karıştıracağız. Yumurtanın sarısı üstüne azıcık sıvı yağ da koydum. Şimdi onunla karıştırıyorum. Hamurun üstüne yumurtanın sarısı ile siliyoruz. Evet, tüm kenarları da sildim. Şimdi bir miktarı susam ve bir miktarı çereotu aldım. Susamımızı koyuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şimdi çürüyotumuzu da koyalım. Evet, artık fırına götürülmesi için hazır oldu. Fırın sıcaklığı 170 derece olacak. Yarım saat kadar bekleteceğiz. Yarım saat geçtikten sonra fırını sadece üst kısmını açıyoruz. Azıcık kızartın diye böyle yapıyoruz. Bakalım nasıl oldu. Evet, gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde pişti. Şimdi fırından çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet iyi bir şekilde pişti. Fırın tepsisinden çıkardık ve şimdi bir parça keseceğim. Size göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ya nasıl diyeyim çok yüksek oldu. Ve yumuşacık oldu. Pamuk gibi oldu yani. Onunla çayla sabah da servis edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün tarifim için bu kadardır. İnşallah beğenmişsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.